da başlayalım isterseniz. Peki nedir bunun adı? Bir daha söyleyin. Silor. Silor, evet. Ne demek silor? Bu bizim yöresel hamur işi yiyeceğimiz. Bu Ramazan öncesi bir evlerde komşular birbirlerine yardım ederek imece usulü toplanarak Ramazan'a hazırlık yapılır. Aynen. Bazı evlerde bu her gece bile sahurda yenir. Aha. Özel bir hamur işi yiyecektir. Bizim köyümüz Gürcü köyü, Gürcülerin özel hamur işi yiyeceğidir. Biz de bunu yöresel yiyeceklerimizi tattırmak adına kahvaltı soframıza da sunuyoruz. Şimdi kahvaltıda hazırlamak için size bunlar böyle daha önce açılıyor ama burada tabii zaman da yetmez diye böyle hazır getirdik. Tamam. Bu yufkalarımız kaç biliyorsunuz... kat Meltem abla gördün mü? Bu kıtır kıtır muhteşem kıtır bir kıtır. Hamur. Bu kaç kat sardınız bunu böyle? Bir yani yufkayı sardınız. Yani bir yufka sarılıyor. Yani hazır yufkayı düşünün. Tabii. O kıvamda hafif pişirilerek ondan sonra onlar bekletiliyor kurumaması adına. Hı hı. Yumuşayınca rulo halinde kıvrılıp böyle bu boylarda kesilip yani 2 santim falan yaklaşık. Fırınlanıyor, dizilip şu şekilde dizilip bunlar fırınlanıyor. Ay, büyük tepsilerde güzel. Fırınlanıyor. Peki. Bu sunum için. Sonra isterse bir yıldır sun hiçbir şey olmaz buna. Aa, evet. Çok güzel. Fırınlanmış olduğu için. Siz ne yapıyorsunuz orada? O tereyağı mis gibi geldi burnuma. Bizde yöresel yemeğimiz olan fıçıko yemeği yapıyoruz. Siz fıçıkoya. Şimdi fıçıkoya geliyoruz evet. O zaman. Biz şu şeyi bitirelim. O zaman siloru bitirelim. Bitirelim. Şimdi silorumuzun üzerine birazcık tuz alabilir miyim? Tabii yoğurdumuza ki. Pardon. Yoğurda birazcık tuz atıyoruz. Evet. Yoğurdunuz ev yapımı mı? Ev yapımı. Nasıl yapıyorsunuz hepsi yoğurdu? Bizim. Yoğurt biliyorsunuz süt kaynatılıp. Evet. İşte o bir parmağımızla deneriz. Bizim bir sıcaklık ölçümüz var. Ilınmış mıdır diye. Ilınmış mıdır diye. Mayasını koyuyoruz. Yoğurt mayasını. Kaç yıllık mayanız sizin? Bizim artık sürekli kullandığımız için biz derneğimiz 17 yıldır devam ediyor çok bu maya. Peki. Diyeyim. Daha sonra bunu böyle tuzlu bir yoğurdu çırparak şöyle. Kaç saat bekletiyorsunuz yoğurdu? Yani şöyle 4 saatte kafi geliyor. Ondan sonra buzdolabına alabiliyorsunuz. Evet, 4 saat yeterlidir diyorsunuz. 4 saat yeterli. Yani 4-5 saat. Biz biraz daha fazla yapıyoruz benim ama. Benim biraz daha fazla. Ben akşamdan mayalıyorum. Sabahleyin kalkınca açıyorum. Şahane evet. Yoğurt bazen oluyor. Bazen çok durunca ekşi olabiliyor. Bazen ekşiyebiliyor. Özellikle galiba bazen yazın Meltem abla. Sıcakta çok fazla. Sıcaklığa bağlı biraz da açıp bakmak gerekiyor. Benim kışın daha uzun saatlerde. Geçenlerde evet. Sana telefon açıp sordum evet, biliyorsun. Evet. Meltem abla biz yoğurdu ekşi oldu biraz ne yapsam diye. Evet. Kesinlikle bu sebep. Dolayı biz çünkü keşfettik. Şimdi böyle yoğurdumuzu döktükten sonra bunu böyle fırına sürüyoruz. Fırında. Fırına giriyor evet, da bile. Fırına giriyor. Yoğurtlar fırına girecek. O yufka yoğurtla yumuşuyor değil evet, mi? Evet, evet yoğurtla yumuşuyor. Fırınımıza açık herhalde fırınımız. Kaç dakika? Yani 15 dakikada falan sürmüyor. O yoğurtlar çekiyor. Ondan sonra da üzerine bu tereyağımızı erittiğimiz tereyağımızı üzerine dökerek sunuma veriyoruz. Bu bir silor. Evet bu bir çok silor. Güzel. Peki.